Adi bin Hatem radıyallahu an önceleri ön yargı ile hareket edip İslam'ın nurundan uzak kalan ve bunun bedelini ödeyen, bilahare de İslam ile şereflenip onun mutluluğunu yaşayan sahabi. Değerli seyirciler, sayın konuklarımız, TRT Avaz ekranlarından sunmakta olduğumuz Saadet Asrının Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimde Adi bin Hatem ve ondan önce cömertliği dillere destan Hatem-i Taî'den ve sonra da Adi bin Hatem'in kız kardeşi Sofane'nin hayatlarından ve alacağımız derslerden söz etmek istiyorum. Adi bin Hatem'in babası Hatem-i Taî. Hatem-i Taî Peygamber Efendimizin irşat görevine başlamasından önce vefat etmiştir. Cömertliği dillere destan bir adamdır. Yemen hükümdarı da cömert. Fakat Hatem-i Taî'nin cömertliğini kıskanıyor. Kiralık bir katil görevlendiriyor. Git şu Hatem-i Taî denilen adamı öldür gel. Yani o varken, onun cömertliği varken kimse benim cömertliğimden söz etmiyor. Yani o adamı öldürelim, ortadan kaldıralım ki sıra bana gelsin. İnsanlar benim cömertliğimden söz etsinler. Kiralık katil gidiyor o bölgede. Güzel yüzlü, sevimli bir adam bunu misafir ediyor. Sabahleyin bu kiralık katil pürtelaş kalkıyor. Hemen gideceğim. Dur arkadaş, ne oluyor yani? Ne için gideceksin? Sana hakkıyla hizmet edemedim. Biraz daha izzet ikram edeyim. Misafirim ol. Kal biraz daha burada. İşim var arkadaş. İşim var. Görevim var. Nedir senin görevin? Belki yardımcı olabilirim. Ya işim şu arkadaş. Yani buralarda bir Hatem-i Taî diye bir adam varmış. Bu adam cömertmiş. Benim hükümdarım da cömert. Benim hükümdarımın cömertliğini gölgeliyor bu Hatem-i Taî'nin cömertliği. Onu öldürmektir benim görevim. Onun için geldim ben buralara. Ha, iyi ki söyledin. Onu aramak için hiç zahmet çekme. Aradığın kişi benim. Hadi öldür beni. Kiralık katilin kolları yanına düşüyor. Böyle adam öldürülür mü? Yani cömertliğin en sonu ne? İnsanın canını vermesi. Zahmet çekme diyor. Öldür beni ve hükümdarın yanına öyle git diyor. Yok, o da böyle yapamıyor. Bu cömertliğin karşısında kolları kırılıyor. Yemen'e varınca herhalde bu işi beceremedin, halinden anlaşılıyor. Vallahi yapamadım efendim. Yapamadığımın sebebi de o adam öyle cömert ki. Cömertliğin en sonu ne? İnsanın canını vermesi. O adamın cömertliği benim kollarımı kırdı efendim. Ben yapamadım, ben adamı öldüremedim. Buyur öldür beni diye teklif ediyor. Böyle adam öldürülür mü? Bu cömertle sen başa çıkabilir misin? İşte bu anlattığım olay Osmanlılar zamanında rüşt diye de şu anlattığım olay bir okuma parçası idi. Cömertlik konusunda bir kıraat örneği idi bu. Evet, işte Hatem-i Taî'nin oğlu anlatmak istediğim Adi bin Hatem. Fakat bu Müslümanlara da nispeten yakın bölgede sayılır. Bir bölgenin de lideri bu insan. Müslümanlığı da duymuş ama öyle bir ön yargıyla hareket ediyor ki Müslümanlar bize hayat hakkı tanımazlar. Bizi öldürürler, kaldırırlar gibi böyle düşünceler. O yüzden uşağına diyor ki
buralarda Müslümanların askerlerini görürsen bana haber ver. Derhal kaçacak. Ben onlarla baş edemem. Suriye taraflarına kaçıp gidecek. Uşağı da hakikaten Hazreti Ali başkanlığında bir askeri birliğe görünce haber veriyor. Adi bin Hatem de çoluk çocuk ne buldu? Kaçıp Suriye taraflarında da akrabaları var. Onların yanına gidiyor. Memleketi, reisliği terk ediyor. Ama bu telaşla kız kardeşi Sofane var, onu da unutmuş. Tabi geri de dönemiyor. Hazreti Ali Efendimiz de bunlar İslam'ın aleyhinde bulunuyorlar. Ön yargılı dedim ya, düşmanlık yapıyorlar. O yüzden Hazreti Ali Efendimiz de bunları toplayıp götürdü. Bunların içinde biraz önce anlattığım bu Adi bin Hatem'in kız kardeşi, biraz önce dillere destan cömertliği dediğim Hatem-i Tayin'in kızı Sofane'de var. Esirler arasında. Sevgili Peygamberimizin de adeti esirleri her gün ziyaret eder. Tabi esirlerin arasında bu kız da dili laf yapan, böyle bilgili, edibe bir kız. Sevgili Peygamberimize diyor ki, benim babamı bilirsin değil mi diyor. Benim babamın cömertliği dillere destan insandı. Ben Hatem-i Tayin'in kızıyım. Babam öldü. Babam kendine sığınanları korur, fakirleri himaye eder, açları doyuran bir insandı. Babamın ahlakını bilirsin değil mi? Evet bilirim. Babayın ahlakı İslam ahlakı idi diyor Efendimiz. Babamın hatırına, babamın ahlakı hatırına beni serbest bırakır mısın? Kabul, serbest bırakırım ama kız akıllı. Beni serbest bırakıyorsun. Benimle birlikte getirilmiş erkekler var. Ben şimdi memlekete gidince benimle birlikte getirilen bu erkeklerin hanımları, çocukları demez mi? Sen geldin de bizim babamız nerede? Bizim beyimiz nerede? Demezler mi? Sizin büyüklüğünüzden bunu diliyorum. Benimle birlikte getirilen bu adamları da serbest bırak. Onlar da serbest. Şimdi ama serbest ama bu Sofane nereye gidecek? Kardeşinin oraya, Suriye taraflarına. Efendimiz buyurdu ki, yol güvenliğini sağlamadan seni bırakmam. Onu Suriye taraflarına giden bir kervan rastladı. Kendi de tanıyor, güvenli de birisi. Efendimiz yeteri kadar yol haşlığı verdi, güzel giysiler verdi ve o kervanla Sofane Suriye taraflarına yolcu oldu. Adi bin Hatem de orada insanlarla oturmuş sohbet ediyor. Birisi geliyor kervanla. Baktı ki kardeşi Sofane, seni zalim seni. Kız kardeşini bıraktın da kaçtın geldin seni. Sofane öyle diyor. Evet kaçtı geldi korkusundan. Hiç arkasına bile dönmedi geldi. Neyse şimdi konuşuyorlar. Kardeşim nasıl o peygamber denilen kişi, kim, nasıl insan? Kardeşim derhal git. Ya peygamberdir ya hükümdardır. Eğer peygamberse senin faydana olur. Peygamber değil hükümdarsa yine sana faydalı olur. Ama ben ondaki gördüğüm erdem bambaşkadır. Ben senin yerinde olsam derhal Medine'ye giderim. Peki, derhal Medine yolunu tuttu. Efendimiz de bir ara şöyle buyurmuştu. Bir gün olup Adi bin Hatem'in eli benim elimde olacaktır diye. Bu da onun kulağına varmış. Şimdi Mescid-i Nebevi'ye geliyor, Efendimiz'i orada görüyor. Sen Adi bin Hatem misin? Evet, ben Adi bin Hatem'im.
Efendimiz şimdi elinden tutuyor, evine götürüyor. Bu misafirdir bu. Adi bin Hatem, peygamberin korkusundan kaçıp da giden adam. Onu evine götürüyor. Giderken yolda yaşlı, zayıf bir hanım, bir de küçük çocuk. Şimdi o sual soruyor. Adi bin Hatem'den müsaade istiyor Efendimiz. O yaşlı, zayıf hanım ve küçük çocuk. Onların ihtiyaçlarını karşılayıncaya kadar onlarla konuşuyor. Ama Adi şöyle düşünüyor. Ben küçük bir beldenin reisiyim. Misafirimle birlikte giderken böyle yaşlı bir hanım çıksa çocuğuyla birlikte ben görmem, dinlemem, sorularına cevap vermem. Başka zaman, hele şimdi misafirim var, der giderim. Ama bunun büyüklüğüne bakın. Yani onları tatmin edinceye kadar ilgileniyor ve sorularına cevap veriyor. Bu peygamber bu. Bu davranış peygamber davranışı. Efendimizin evine varıyorlar. Diyor ki bu ne kadar sade bir ev, tam takır bir ev. Yani ben nice kral gördüm, nice kral sarayı gördüm. Böyle mütevazi değil, böyle sade değil. Kupkuru bir ev. Bir tane minder var. O minderi de Peygamberimiz buna veriyor, Adi bin Hatem'e. Hayır efendim, lütfen siz buyurun. Olmaz. Peygamberimiz kuru yere oturuyor ve bu minderi Adi bin Hatem'e veriyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, sen diyor Hristiyanlıkla Sabiilik arasında rükusisin değil mi? Allah Allah, bildi diyor ya. Rükusi olduğumu bildi diyor. Hadi şu anda şöyle düşünüyorsun değil mi? Müslümanlar çok fakir, düşmanları pek çok ve Müslümanlar nezdinde de bir korku var, korku. Böyle düşünüyorsun. Adi şunu bil ki kısa zamanda Kadisiye'den bir kadın tek başına çıkacak ve Kabe'ye kadar gelecek. Allah korkusundan başka korku duymayacak. Bir, iki, Kisra'nın, o zamanın süper devleti, Kisra'nın hazineleri, o altınlar, gümüşler, halılar Müslümanlara dağıtılacaktır. Üç, kişi sabahleyin eline zekat alacak, akşama kadar dolaşacak, zekatı verecek adam bulamayacak. Herkes varlıklı, herkes zengin olacak. Adi bin Hatem diyor ki, şahitlik ederim, yemin ederim ki ben ömrümde üç şey, bakın üç şey haber verdi Peygamberimiz. Bir, Kadisiye'den bir kadın tek başına çıkıp gelecek Kabe'ye kadar Allah korkusundan başka korku duymayacak. Bir, iki, Kisra'nın hazineleri Müslümanlara dağıtılacak. Üç, kişi sabahleyin eline zekat alacak, akşama kadar dolaşacak. Onu almaya müstahak fakir bulamayacak. Herkes zengin olacak. İşte Adi bin Hatem diyor ki, şahitlik ederim, yemin ederim, kendi hayatımda bu ikisini gördüm. Eğer yaşayacak olursam üçüncüsünü de göreceğime şahitlik ederim, yemin ederim diyor. Ve nitekim de Ömer İbni Abdülaziz zamanında Hazreti Ömer'in torunu, 100. hicret yılının halifesi Ömer İbni Abdülaziz zamanında bu durumda görülmüş, zekat verilecek fakir bulunmamış. Şimdi bu anlattığım olayların iz düşümü, Hatem-i Tayin'in cömertliğinden bahsettim değil mi? Cömertlik İslam ahlakıdır. Efendimiz buyuruyor ki, cömertlik cennette bir ağaçtır, dalları dünyadadır. Ona tutunanı çeker, cennete götürür. Cimrilik cehennemde bir ağaçtır, dalları dünyadadır. Ona tutunanı çeker,
cehenneme götürür. Şu ayete bakın. Estağfirullah. Ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Nefsini cimrilikten kurtaran kişi kurtuluşa ermiş, mutluluğa ermiştir. İnsanın aslı topraktır. Toprağın karakteri sıkı olmaktır. İşte demek cimrilik hastalığının ilacı da cömertliktir. Şu ayete bakın. Ve ma lekum alla tunfiqu fi sabilillah ve lillahi mirasus semavati vel ard. Yerlerin, göklerin hazinelerinin sahibi Allah iken kimin malını kimden esirgiyorsunuz? Her sabah iki melek şöyle dua eder. Ya Rabbi, sımsıkı tutana telef ver, cömertçe harcayana bereket ver. Evet. Bakın, su eğer havuzda hareketsiz durursa yosunlaşır, kirlenir, bozulur. Ama bir yerden gelir, bir yere giderse pırıl pırıl, şırıl şırıl, o geliş gidiş güzelliğine güzellik katar. Hulasa, cömertlik İslam ahlakı imiş. Meleklerle Rabbimiz arasındaki şu konuşmaya bakın. Melekler diyorlar ki, ya Rabbi, dağlardan güçlü ne yarattın? Demiri yarattım. Demirden daha güçlü ne yaptın? Ateşi yarattım. Ateşten daha etkili suyu yarattım. Sudan daha etkili rüzgarı. Rüzgardan daha etkili sağ elinin verdiği sadakadan sol elinin haberi olmazsa günahlarını silip süpürmesi bakımından çok daha etkilidir. Evet efendim. Hasunu emvalekum biz zeka. Mallarınızı zekatla sigortalayın. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Bela dalgalarını dua ile önleyin. Sevgili Peygamberimizin sofaneye ihsan ve ikramına bakın. Ve biricik minderi kendi oturmayıp da misafirine ikram ettiğine bakın. Evin sadeliğine bakın. Yaşlı kadın ve o çocuğun gönüllerini alıncaya kadar Efendimizin şu ilgisine, tevazuuna bakın. Tilket darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuridune uluvven fil ardı ve la fesada. Ebediyet yurdunun mutluluğunu biz yeryüzünde kibri gurur taslamayanlara hazırlamışızdır. Vel akıbetülül müttekin. Hüsnü akıbet, ebedi saadet takva sahibi kullar içindir. Şu ayeti de okuyayım. Ve enfiku mimma razaknakum min qabli en yetiye ahadekumul mevt. Size ecel gelip de, ecel gelmeden, ya Rabbi biraz daha zaman verseydin de, keşke hayırlar yapsaydım, sadakalar verseydim diyeceğiniz gün gelmezden önce Allah'ın verdiklerini Allah'ın yolunda kullanınız. Evet değerli konuklarımız, şimdi sizden sual sormak isteyen var mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii kaç efendim. Kaç çeşit mucize vardır acaba? Zannederim şu benim konuşmamdan herhal etkilendiniz. Bakın sevgili Peygamberimiz haber verdi değil mi? Bir kadın Kadisiye'den tek başına çıkıp Kabe'ye kadar gelecek. Allah korkusundan başka korku duymayacak. Haber veriyor. Gelecekten haber veriyor. Bu bir mucize midir? Elbette bir mucizedir. Sonra Kisra'nın hazineleri Müslümanlara dağıtılacak. Bu da haber vermedir. Kişi sabahleyin eline zekatı alacak. Akşamı kadar dolaşıp müstahakını bulamayacak. Bu da gelecekten haber vermedir. Hulasa, bakın üç çeşit mucize vardır. Hissi mucizeler, göze, kulağa hitap eden mucizeler. Mesela Efendimiz oturduğu yerden aya işaret ediyor, ikiye bölünüyor.
hastalara sürülünce şifaya sebep oluyor. Avucuna aldığı çakıl taşları Allah'ı zikre koyuluyor. Düşmana atılınca her biri bir gülle ve bomba tesiri icra ediyor. Kutlu el. Az yemeğin çoğaldığını görüyoruz. Yani böyle duygulara hitap eden mucizeler. Bir de geleceğe yönelik haber verişler. Mesela La tekumu sa'a hatta yeftahannallahul Konstantiniyyete Rumiyyete bit tesbih ve tekbir. Tesbih ve tekbir sesleriyle İstanbul fetholunmadan kıyamet kopmaz. Letüftahannel Konstantiniyyete ve leni'mel emiru emiruha. Bir gün olup İstanbul elbet fethedilecektir. İstanbul'u fetheden komutan ne mübarek komutan, o asker ne kutlu asker buyurmuştu sevgili Peygamberimiz. Aynen buyurduğu gibi olmuştu. Yani vaktinden önce olacak dediği şeylerin olması. Sonra akla hitap eden mucizesi de var. Yani diğer peygamberlerin mucizesi geçici olmuştur. Ama sevgili Peygamberimizin mucizesi ebedi olmuştur. Halen gözlerimizin önünde yaşayan bir mucizedir Kur'an-ı Mübin. Sözleriyle mucize, anlamıyla mucize. Bakın geldiği anda okumamış yazmamış kişileri etkiliyor, ilim sahibi kişileri etkiliyor. Şu feza çağında bugün de öyle, hiç okumamış yazmamış kişiyi etkiliyor. İlim dalında otorite olan kişiyi de etkiliyor. Demek ki Kur'an demode olmamış. Kur'anlar yok, Kur'an var. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik, biz koruyacağız, biz. Evet, Kur'an böyle söylüyordu. Allahu nezzele ahsenel hadis. Allah sözlerin en güzelini indirmiş, ahenkli, katmerli. Müminler o kelamı okuyunca, dinleyince heyecanlanırlar. Sümme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Sonra da Allah'ı anmaya dair ruhlarında, gönüllerinde bir huzur meydana gelir. Şu ayete de bakın. İnnemel mü'minûne ellezîne izâ zükirallâhu veçilet kulûbühüm. Müminler o kişilerdir ki Allah anılınca heyecanlanırlar. Allah'ın ayetleri okununca ruhlarında, gönüllerinde bir huzur meydana gelir. Kur'an okunan yere sekinet iner, iman gücü iner. Melekler etrafını kuşatır ve mukarrebun, melekler topluluğunda rahmetle anılırlar. Değerli konuklarım, aynen şöyle değil midir? Bakın, kuru yerde rahat değilsiniz. Fiziki bakımdan rahat değilsiniz ama sanırım ki ruhen çok rahatsınız. Bal yemiş gibi, baklava yemiş gibi, kelebek kanadına dönmüş gibi, streslerden kurtulmuş gibi. Yaratan, yaşatan, yarı baki, yarı hakiki, biricik sevgilinin kelamı mucizedir. Onu okumakla, dinlemekle insan huzur bulur, mutluluk bulur. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velirresulü izâ deâkum limâ yuhyikum. Ey müminler, Allah ve elçisinin hayat veren mesajlarına uyunuz. Allah ve elçisinin mesajında hayat var. Ruha bir pencere açmazsa eğer ulviyat. Hani billahi ölümden de beterdir bu hayat. İmanla geçen her gece gündüz gibi aydın. Taze bir bahar alemi, her anı hayatın. Bir münkirin iç alemi, çöller gibi ıssız. Belirmez ufkunda ne ay, ne güneş, ne yıldız. Adi bin Hatem Müslüman olmazdan önce hayatında renk var mıydı? Huzur var mıydı? Mutluluk var mıydı?
Ama İslam'a girdikten sonra hayatından huzur duymaya, mutluluk duymaya başladı. Kız kardeşi keza Sofane'nin durumu da öyle oldu. Biz de kazanmışız, kaybetmeyelim. Yükselmişiz, düşmeyelim. Onun için gelin Rabbimizin yardımını dileyelim. El açalım, ondan yardım dileyelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Ya Erhamer Rahimin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Bize sağlık verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin, sana hamdolsun. Ya Erhamer Rahimin, sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Rab, toprağın üstünde aziz ettin, toprağın altında zelil etme. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Ya mücibed deavat, yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Fitnelerden, fesatlardan, ihtilaflardan, tefrikalardan hıfzu emanında eyle. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında da sana karşı şükran görevini yapabilmeyi nasip eyle. Hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ehli İslam'ı aziz ve mansur eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali İbrahim ve kemin Müslüman. Değerli seyircilerimiz, sayın konuklarımız, TRT Avaz ekranlarından sunmakta olduğumuz Saadet Asrı'nın Yıldızları programımız bugün sona erdi. Yeni bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız değerli konuklarımız.